merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz, hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Kıymetinizden değil, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizleri tanıyabilir miyiz Latif Bey? Turizmle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Buyurun. Şimdi turizmle tanışma mekanım, ben aslında turizmci bir insanım. Genellikle gezmeyi, böyle tür yerlere çok gittiğim için. Ya da yeni yerler beraber keşfetmeyi. Evet. Onları keşfederek hoşuma gitti böyle bir şey. Bunu da ben yapmak istedim. Allah'ın takdiriyle böyle bir imkan oldu. Böyle bir imkan yaratıldı. Bizim halkımıza, Türkiye geneline böyle güzel bir tesis olduğumuz için sevinçliyiz, mutluyuz. Tesisimiz, evet, buyurun. Bahsedelim tesisten. Neler var bu tesiste? Çok geniş kapsamlı çünkü. Tabii ki şimdi konuşmanın dışında bir görsel olarak alabilirsen. Tabii ilerleyen dakikalarda alacağız. Tesisin içinde bulunan zaten havuzlarımız özellikle ön planda. Evet. Havuzların dışında işte bizim havuzlara ait konaklama, gelen misafirlerimizi burada ağırlarız. Hem konaklama hem havuza girerler. Onunla beraber restoran bölümümüz var. Onlarla beraber restoran bölümü de ayrı bir özelliği var. Bizim yemek lezzetlerimiz apayrı. Evet, neler var lezzetlerde böyle başlıca sıralarsak? Şimdi neler var demeyelim, her şey var. A'dan Z'ye. A'dan Z'ye evet. Kadar. Balık türlerinden olsun, işte et, tavuk, soğuk mezelerimiz, salatalarımız, Akdeniz'e özel tüm yemeklerimiz bulunmaktadır. Bulunmaktanın dışında lezzeti de önemi var. Bizim yaptığımız burada en kaliteli şey yapmaya çalışıyoruz. Yani insanlar aslında burada evlerinde bulduğu rahatlığı bulabiliyorlar yani. Zaten burası bir aile. Bak onu da bir belirtmek isterim. Şimdi eleştiri biraz aldık ilk başta ama bunu en iyi şekilde millet anlamaya başladı. Damsızlanmıyoruz yüzmeye. Evet. Aile dışında pansiyonlarımızda almıyoruz. Yani buraya gelen kişiler kesinlikle aile ortamı. Bununla beraber bizim burada etkinliklerimiz çok. Mesela önümüzdeki organizasyonlar. Tabii ki önümüzdeki günlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir konser yapıyoruz. Bunların dışında mesela düğünlüklerimiz oluyor. Düğün olmadığı zamanlarda işte canlı müzikler de yapıyoruz. Şimdi bunları hepsini özetlemezsek tek bir sözle ifade edeyim. Palmira Tesisleri eğlenme merkezi. Yani yazlık, tatillik. Tatil dediğin an Palmira Tesisleri bir eğlenme merkezi. Bütün stresi burada atıyoruz yani. Her şeyle, gündüzleri havuzla. Evet. Aqua Parkı'yla. Zaten evet. Hatay'da tek olabilecek bir Aqua Parkımız var. Evet. Havuzlarımız da geniş. Büyük evet. Havuzumuz var, küçük havuzumuz, çocuk havuzumuz var. Evet. Bununla beraber gündüz heyecanla, geceye geldiğimiz zaman organizatörler oluyor. Düğün olsun, işte canlı müzik olsun. Dop dolu bir tatil merkezi yarattık bizim Samandağ halkına, Hatay halkına. Evet, çok da... Aslında bir tek Samandağ, Hatay demeyelim, Türkiye halkına. Çünkü her yerden gelen var. Tabii ki, tabii ki. Burada ağırladığımız Türkiye genelinde misafirlerimiz var. Evet. Böyle bir tesis yaptık yani halkımıza. Çok severek yapıyorsunuz ama işinizi. Tabii ki hiçbir... Bence başarınızın en büyük sırrı bu Latif Bey. Yani yaşıyorsunuz burayı. Gerçekten insanları mutlu etmek için buradasınız. Şimdi aslında biz bunu yapmadan önce dediğimiz gibi ilk başta gezmeyi, dolaşmayı, eğlenmeyi seven bir insanım. Evet. Bununla beraber böyle bir imkan oldu. Böyle bir tesis yaptık. Tabii ki ben eğlenmeyi sevdiğim için insanlar da burada eğleniyorum zaten. Herkesle tabii ki onun dışında insanları da çok seviyorum. İnsanlarla evet. Beraber olup sohbet etmek, işte bağdaş kurmak. Evet. İnsanlarla dostluk da olmak. Kuruluyor aslında evet, burada. Dostluk olmak. Bu da güzel bir duygu. Çünkü bu parayla pulla ölçülebilecek bir değer değil. Değil. Bu farklı bir has. Değil evet. Evet. Peki, bu tür böyle bir tesisi yapmak bir tek parayı düşünmek değil. Kesinlikle. İnsanın yaşaması doğaya yaşamasıyla aslında belli olacak bir şey. Yaşamadan bunu hiç herkes bilemez. Hani klasik bir laf vardır yani yaşayarak öğrenmek. Aslında yani, burası yaşanmalı yani. Böyle öğrenilmeli aslında. Yani hem işletme hem zevk alıyorsun. İyi de bir ekiple çalışıyorsunuz. Tabii ki ben mesela... Bu bir ekip işi çünkü aynı bunu zamanda. Bunu da herkesten duyumunu da alıyorum. Ben de kendim biliyorum yani. Mesela böyle bir tesiste 15-20 elemanla yönetebilirsin. Ama ben en azından burada 35 elemanla... İşçi arkadaşlarımla burada beraber yönetiyoruz. En az 35 kişiyle.
Evet. Yani bu da ciddi bir istihdam sayısı. Tabii ki, tabii ki. Yani bunun kalitesini arttırmak için sayımızı fazla tutuyoruz. 20 kişiyle olabilir ama biz bunu fazlasını koyuyoruz herkesi memnun etmek için. Nitekim herkes memnun. Yani evet. Bu konuda. Evet, hizmetten, gördüğü ilgiden, temizlikten, her şeyden herkes memnun. Biz de memnun kalıyoruz bu konuda. Evet, biz bir yolda başarılar diyelim sizlere. Teşekkür ederim. Buradan son sözlerinizi alalım Latif Bey. Yani, buraya gelen misafirlerinize, ya tüm Türkiye'ye aslında neler aktarmak istersiniz? Aslında ben gelip ve gelmeyen kişiler, tabii gelip de görenler apayrı memnun kalıp gidiyorlar. Gelmeyen kişileri buraya davet etmek istiyorum. Böyle güzeli gelip görsünler, hizmeti, kaliteyi. Türkiye evet. Genelinden tüm misafirler, misafir arkadaşlarımızı burada bekleriz. Evet, biz de herkesi buraya davet edelim o zaman. Başlayacağız. Ekran başındaki izleyicilerimize davet edelim. En azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim. Tanışmak da kafi diyelim aslında. Evet. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar. Ben teşekkür ederim. Devamını size. Devamını diliyorum. Çok sağ olun. Biz de zaman aradığınız için. Çok keyifli bir röportajdı gerçekten. Dileriz başka projelerle görüşmek üzere. Başlayacağım. Çok sağ olun. Saygılar. Sağ olun.